Sayın Atatürk'ün YouTube kanalımızın izleyenleri Türkmenistan gündemi haber bültenimize hoş geldiniz. Bültenimizdeki haber başlıkları: Çin, Orta Asya liderlerini Pekin'e davet etti. Bağımsız devletler topluluğundan Türkmenistan seçimlerinin hazırlıklarına tam not. 155 Türkmenistan vatandaşı Çin'e üniversite eğitimi için gönderilecek. Ve son haberimiz Türkmenistan'ın Çin'e Ocak ayı ihracatı. İlk haberimiz Çin, Orta Asya liderlerini Pekin'e davet etti. Çin Devlet Başkanı Jinping, Orta Asya ülkelerinin devlet başkanlarına Nevruz Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı gönderdi. Bu tebrik mesajında Çin Devlet Başkanı, bu ülkelerin liderlerini Mayıs ayında Çin'de yapılması öngörülen Çin-Orta Asya 1. Zirvesi'ne davet etti. Çin Devlet Başkanı Jinping, Türkmenistan Devlet Başkanı'na gönderdiği tebrik mesajında, bu yılın Ocak ayında Çin'e gerçekleştirdiğiniz başarılı devlet ziyaretinin sırasında sizinle dostane ve anlamlı görüşmeler gerçekleştirdik. Çin-Türkmenistan ilişkilerinin kapsamlı stratejik işbirliği düzeyini yükseltilmesi ve Çin ile Türkmenistan'ın karşılıklı işbirliği kavramına hayata geçirilmesi arzusunu ortaklaşa dile getirdik. Bu ikili ilişkilerin gelişme yolunu belirledi, diye belirtti. Çin-Türkmenistan ilişkilerinin geliştirilmesine büyük önem verdiğini kaydeden Jinping, ayrıca Türkmenistan Devlet Başkanı'nın bu Mayıs ayında Çin'de yapılacak olan Orta Asya-Çin formatının ilk zirvesine katılımını memnuniyetle karşılayacağını ifade etti. Çin Devlet Başkanı ayrıca iki ülke arasındaki işbirliğinde büyük sonuçlara ulaştırılmasını sağlamak için Çin ile Orta Asya arasındaki ilişkilerin yanı sıra Çin-Türkmenistan ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik iddialı planların görüşmek üzere Çin'e beklediğini ifade etti. İkinci haberimiz, Bağımsız Devletler Topluluğundan Türkmenistan seçimlerinin hazırlıklarına tam not. Bağımsız Devletler Topluluğu Gözlemci Misyonu Başkanı, örgütün genel sekreteri Sergey Lebedev, Türkmenistan'da 26 Mart tarihinde yapılacak parlamento seçimlerinin hazırlıklarını büyük takdirle karşıladı. Türkmenistan Seçim Komisyonu Başkanı Gulmurat Muradov ile yaptığı görüşmenin ardından gazetecilere verdiği demeçte Lebedev, Türkmenistan milletvekili seçimleri için hazırlıklar iyi organize edilmiş ve üst düzeyde gerçekleştiriliyor, dedi. Lebedev ayrıca sandık merkezlerinin gerekli bilgi materyalleriyle yeterince donatıldığını ve adayların biyografileri ve seçim programları da dahil olmak üzere medyada seçim kampanyasına ilişkin yer verilmesinin organize edildiğini kaydetti. Bütün bunlar artık Türkmenistan seçmenlerinin doğru seçimi yapmak için yeterli bilgiyi aldığı sonucuna varmamızı sağlıyor, dedi. Türkmenistan'da parlamento seçimleri 26 Mart Pazar günü yapılacak. Seçmenler ülke genelinde kurulan sandıklarda oy kullanacaklar. Ayrıca yurt dışında da sandıklar kuruldu. Üçüncü haberimiz, 155 Türkmenistan vatandaşı Çin'e üniversite eğitimi için gönderilecek. Türkmenistan, 2023-2024 eğitim yılında 155 vatandaşını Çin'deki prestijli üniversitelerde eğitim almak üzere gönderecek. Türkmenistan gazetesinde yer alan habere göre, Türkmenistanlı öğrenciler Çin'in önde gelen üniversitelerinde bilgi teknolojileri, sağlık ve tıp bilimleri, eğitim ve pedagoji bilimleri, mühendislik, teknoloji ve teknik bilimler, matematik ve doğa bilimleri gibi alanlarda eğitim alacak. Türkmen vatandaşlarının Çin üniversitelerinde yüksek öğrenim görmesi, iki ülke arasında daha önce imzalanan anlaşmalar çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Giriş sınavları 29-31 Mart tarihleri arasında yapılacak. Sınavlar, okul müfredatı kapsamındaki derslerden oluşan test sorularından ve Türkmenistan tarihi dersinden sözlü olarak yapılacak. Ve son haberimiz, Türkmenistan'ın Çin'e Ocak ayı ihracatı. Bu yılın ilk ayında Türkmenistan ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki ticaret cirosu geçen yılın aynı dönemine göre %19.1 artarak 943.8 milyon dolar aştı. Çin Gümrük Genel İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre Ocak ayında Türkmenistan'ın Çin'e ihraç ettiği mal hacmi geçen yılın aynı dönemine göre %20.4 artarak 866.2 milyon dolar aştı. Çin ilgili dönemde Türkmenistan'a 77.6 milyon dolar aşan mal ihraç etti ve bu konudaki büyüme %6.4 oldu. 2022 yılında
Türkmenistan ile Çin Halk Cumhuriyeti'nin karşılıklı ticaret cirosu 11 milyar 181 ABD dolarını aştı. Bunun 10 milyar 250 milyon dolarını Türkmenistan'dan Çin'e gönderilen doğalgaz oluşturuyor. Sayın Atatürk YouTube kanalımızın seyircileri, Türkmenistan ile ilgili Türkçe haberlerimizi atatürktürkmenistan.com haber sitenizden takip edebilirsiniz. İyi günler.